Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. sınıf fen bilgisi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sınavınızda gelebileceğini düşündüğümüz tarzda yüzlük sorular hazırladık sizin için. Gelin dilerseniz hemen vakit kaybetmeden başlayalım. İlk sorumuz dünyanın güneş etrafındaki hareketi ve konumlarıyla alakalı bir soru. Bunun sonucunda mevsimlerin meydana geldiğini biliyorsunuz. Hem dünyanın kendi eksen eğikliği vardır bakın. Şurada yaklaşık 23 derecelik. Bir eksen eğikliği hem de güneş çevresindeki dolanımı sonucunda mevsimlerin meydana geldiğini biliyorsunuz. Zaten geçen yıllarda da bununla alakalı bilgiler edinmiştiniz, öğrenmiştiniz. Şimdi bunların üzerine bazı ekstra bilgiler koyarak size yeni şeyler öğretiyorlar. Görsele göre aşağıdaki soruları cevaplayınız denilmiş. Hangi konumda oğlak dönencesine güneş ışınları öğle vakti dik açıyla düşer? Arkadaşlar oğlak dönencesinin güney yarımkürede yer aldığını hepimiz biliyoruzdur. Şimdi güney yarım küreye güneş ışınlarının öğle vakti dik açıyla ya da dike yakın açılarla düştüğü konum 3 numaralı konumdur arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın güneş ışınları çıktığında Güney yarım küreye bakın şu 3 numaralı konumdayken dik ya da dike yakın açıyla gelmiş oluyor. Bu sebeple güney yarım kürede 3 numaralı konumda yaz mevsimi yaşanırken kuzey yarım kürede ise kış mevsimi yaşanıyor. Biraz daha detaylı bir bilgi verecek olursak arkadaşlar burada tarih 21 Aralık'ı göstermiş oluyor. 21 Aralık tarihinde kuzey yarım küre için kış başlangıcıdır yarım Güney yarım, küre ise, e, güney yarım küre için ise yaz başlangıcıdır arkadaşlar bunu unutmayalım o zaman cevabımızın yani bu bir numaralı sorumuzun cevabının 3 e, numara olduğunu şuraya yazabiliriz 3 numaralı konum hemen ardından hangi konumda Kuzey Yarımküre için yaz solstisi başlar şimdi solstisin anlamını biliyoruz Solstis arkadaşlar gün dönümü demek gün dönümü Evet şimdi bunu yazdıktan sonra gün dönümü ne demek? Ee, artık mesela Ekinoks tarihleri vardı Ekinoks tarihlerinde gece gündüz eşitliği yaşanıyordu Ama e, gün dönümlerinde ne olacak? En uzun gece en uzun gündüz Ya da e, tabii ki bu yarım küreye göre değişiklik göstermiş oluyor Kuzey yarım küre için yaz solstisinin yani yaz mevsiminin başladığı tarih arkadaşlar 21 Haziran tarihidir 21 Haziran tarihinde dünya bir numaralı konumda bulunmuş oluyor arkadaşlar Şunu da yazalım hemen 21 Haziran tarihi burası. Ve bu kez yine çizecek olursak bakın kuzey yarım küreye güneş ışınları dik açı ya da dike yakın açılarla geldiği için ki burada bakın şöyle yengeç dönencesi vardır. Kuzey yarım kürede. E, güney yarım kürede ise az önce de söylemiştik oğlak dönencesi vardır. Bakın yengeç dönencesine öyle vakti güneş ışınları dik açıyla düştüğünde Yaz solstisi başlamış oluyor. Burada 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımküre için yani yaz mevsimi başlamış olacak. Burada sorumuzun cevabı 1 oluyor. Bunu da şuraya hemen yazalım şöyle. 1 numaralı konum diye. Hangi konumda Güney Yarımküre için en uzun gece yaşanır? Şimdi yeni bir kalem alalım. E, Güney Yarımküre için en uzun gecenin yaşanacağı tarih arkadaşlar... Ee, orada mesela kış mevsiminin başladığı tarih olan 21 Haziran tarihi olmuş olacak yine. Çünkü 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor. Ee, ve burada güneş ışınlarından en az şekilde etkilenecek şekilde e, bir durum oluşacağı için güney yarım küre için en uzun gece bir numaralı konumdayken yaşanır diyebiliriz. Ee, en uzun gece de kuzey yarım kürede yaşanır. E, en uzun gece Güney yarımkürede yaşanıyor 21 Haziran'da. Ee, kuzey yarımküre için söylersek de kuzey yarımküre için en uzun gündüz yaşanıyor arkadaşlar. Evet. Hangi konumda gece ve gündüz süreleri her yerde eşit olur? Bu tarihe biz ekinoks tarihi diyoruz arkadaşlar. Ekinoks tarihlerinde dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanacağı için 2 e, numaralı konum da olabilir, 4 numaralı konum da olur. İstediğiniz yani hangisini isterseniz yazabilirsiniz. Cevap 2 ve 4 olmuş oluyor bu konumlarda gece ve gündüz eşitliği dünyanın her yerinde yaşanıyor. Evet bu sorumuzu tamamladık. Dilerseniz devam edelim. E, hava olayları ve bunun sonucunda meydana gelen alçak ve yüksek basınç e, durumları var. Bununla alakalı bir soru hazırlayalım dedik. Çoğu öğrencinin yine karıştırdığı konulardan bir tanesi bu. Görseldeki hava hareketleriyle ilgili cümlelerdeki boşlukları doldurunuz denilmiş. Şimdi bakın birinci olaya baktığımızda hava alçalıyor. Bakın aşağı doğru gidiyor ve yeryüzü üzerinde veya yani yer küre üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bir basınç oluşturuyor. Buna biz yüksek basınç diyoruz. Yani bu baskı ne kadar fazlaysa bu yüksek basınç oluşturmuş olacak. Ya da havanın hareketi yukarı yönde yükselici ise bu durumda da yeryüzündeki hava tanecikleri bakın daha az olacağı için bunlar yeryüzüne daha az baskı uygulayacaklar ve bu durumda da alçak basınç alanı oluşmuş olacak. Şimdi bu karşılaştırmayı yaptık. Bakın okun yönüne göre buna karar vermiş oluyoruz. Ee, bir de Mesela ısınan hava tanecikleri ne olur arkadaşlar? Genleşir değil mi? Genleştiğinde hacimleri artacağı için yoğunlukları azalır. Yoğunluğun azalması durumunda hava yükselmeye başlayacak. Bakın burada mesela alçak basınç alanında hava yükseleceği etki göstermiş oluyor. Yani yukarı doğru hareket etmiş oluyor. Ve hava yukarı doğru hareket ettiğinde bu bölgede nem daha fazla olacağı için burada bulutlar oluşmaya başlıyor. Alçak basıncı olduğu bölgelerde ne olmuş oluyor? Bulutları oluşturuyor ve bulutlar da yağış ihtimalini arttırmış oluyor. Ama yüksek basınç alanlarında bakın hava alçaldığı için ne olmuş olacak? E, aksine burada e, hava biraz daha serin diyebiliriz aslında. Yani hava soğuk olduğu için de serin olduğu için tanecikler birbirine yaklaşıyor ve yoğunluğu artıyor. Yoğunluğu artınca da alçalmaya başlıyor ve yeryüzünde bir e, baskı oluşturuyor. Bir numaralı olay sonucunda... Arkadaşlar yüksek basınç alanı oluşur. Yağış görülme ihtimali arkadaşlar 2 numaralı olayda ya da 2 numaralı durumda daha fazladır. Çünkü e, burada bakın e, yukarı yönde yükselen hava daha fazla. Burada hava alçalıyor aksine. Yani gökyüzünde bulut olmayacak ama burada hava yukarı yönde yükseldiği için bir nevi suyun buharlaşması gibi düşünebilirsiniz. Buharlaşıp uçup gideceği için bulutlar oluşturmuş oluyor. Bulutlar da yağmur ya da yağış oluşturma ihtimali fazla olan yerlerde toplanacağı için ne olmuş olacak bu bölgede? Yani 2 numaralı bölgede yağış görülme ihtimali daha fazla olmuş olacak. Rüzgarın hareket yönü arkadaşlar mesela bunu farklı bir kalemle gösterelim. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanına doğrudur dememiz gerekiyor. Bu sebeple cevabımız e, birden ya da bir numaralı alandan iki numaralı alana doğrudur diyoruz. Evet umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bizleri e, sosyal medya hesaplarımız var. E, Instagram ve Facebook hesaplarımızdan da aynı isimle yüzlük sorular ismiyle e, takip edebilirsiniz. Çünkü oralarda da yazılı hazırlık duyurularını yapmış oluyoruz. Ya da bu hazırladığımız içeriklerin duyurularını ya da yazılıklarımızı. E, görsellerini paylaşıyoruz bu görsellere ulaşmak istiyorsanız Buralardan bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar Evet bir doğru yanlış sorusu verilmiş dünyanın yıllık hareketini yaparken izlediği yol eliptik yani elips şeklindedir denilmiş bu bu ifade doğru yani elipsin nasıl bir şekle sahip olduğunu gösterecek olursa Mesela şöyle tam bir yuvarlak değil ama e, disk gibi de düşünebilirsiniz ya da nasıl diyelim lahmacun da olabilir mesela. Lahmacun'u düşünün şöyle. Tam yuvarlak da değil. Biraz böyle yamuk gibi düşünelim. Yani yamuk yuvarlak gibi düşünebilirsiniz. İklim dar bir bölgede. Dar dediği için yanlış. Kısa sürede demiş. Kısa sürede dediği için yine yanlış. Değişen ortalama hava koşullarıdır. İklim tam tersine geniş bölgede ve uzun sürede yani uzun yıllar. Belki onlarca yıl gözlem yapıldıktan sonra o bölgeyle alakalı, oranın iklimiyle alakalı fikir edinebiliyoruz. Bu sebeple bu ifademiz yanlış. Çiğ ve kar su taneciklerinin çevresine ısı vermesi sonucu oluşur. Çiğ nasıl oluşur arkadaşlar? Çiğ yani su buharından, gazdan yani. Sıvıya geçiş şeklindedir. Yaprakların üzerinde böyle hava sabah saatlerinde genellikle yaprakların üzerinde böyle bir nemlilik görürüz değil mi? Böyle damla damla su tanecikleri görürüz. İşte bu çiğ olmuş oluyor. Burada su buharı ya da gaz halindeki su tanecikleri sıvı hale geçmiş oluyor. Kar da sıvı halden katı hale geçiş olduğu için su tanecikleri donuyor ve kara oluşturuyor. Sıvıdan katıya geçiş olduğu için... Bu olaylar gerçekleşirken gazdan sıvıya ya da sıvıdan katıya geçiş sırasında madde çevresine ısı verir arkadaşlar. Ve bu durum gerçekleşir. Doğru diyoruz. Hava durumu hakkında araştırma yapan bilim insanı meteorologtur. Evet bu da doğru. Ee, iklimle alakalı az önce bahsetmiştik. Ee, bir bölgenin iklimiyle alakalı araştırma yapan kişilerde klimatolog olmuş oluyor. Bunu da unutmayalım. Klimatolog. E, zaten iklim bilimi klimatoloji, e, hava durumu ile alakalı ilgilenen bilim dalı ise meteoroloji olmuş oluyor. Bunlarla ilgilenen bilim insanlarının da sonuna böyle e, log eklemiş oluyoruz. Bugün klimatolog, meteorolog şeklinde. Karbondioksit kullanımı atmosferdeki sere gazlarının miktarını azaltır demiş. Tam tersine karbondioksit de bir sera gazı olduğu için karbondioksit kullanımı artarsa mesela fosil yakıt kullanımının artması sonucunda işte arabaların egzozundan çıkan bu karbondioksit olabilir. Fabrika bacalarından çıkan yine sera gazları ya da karbondioksit olabilir. Bunlar sera gazı miktarını arttırıyor arkadaşlar. Bu ifade yanlış olacak. Azaltır demiş. Ülkemizde görülen iklim çeşitlerinden biri de karasal iklimdir. Doğru. Ülkemizde yani bariz bir şekilde görülen 3 tane iklim türü var. Birisi karasal iklim, diğeri Karadeniz iklimi çünkü Karadeniz bölgesinde görülmüş oluyor. Diğeri ise Akdeniz iklimi olmuş olacak. Atmosferdeki su buharı miktarına nem adı veriliyor. Bu da doğru. Yani mesela su buharı miktarı ne kadar artarsa o gün nemli bir hava olmuş oluyor diyoruz. Evet. DNA görseli verilmiş bir tane. Şekildeki DNA ile ilgili verilen ifadeler doğruysa D, yanlış ise Y yazınız. DNA çift zincirli sarmal yapıya sahiptir. Gördüğünüz gibi bakın iki tane zincire sahip. Böyle birbiri etrafında dolanan, böyle girift bir şekilde birbiri etrafında dolanan zincirlerden oluşmuş. Ve bu zincirlerin de içerisinde bakın renkli şeritlerle gösterilmiş nükleotitler var. Bu sebeple bu ifademiz doğru diyoruz. Şu bir DNA molekülü ise mesela bunun belli bölümleri var mesela gözle alakalı, göz rengiyle alakalı, kan grubuyla alakalı, saçın şekli, saçın rengiyle alakalı belli başlı bölümlerine gen demiş oluyoruz. Şu renkli kısımların her birisi ise nükleotit olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Mesela e, burada mavi şeritler eğer guanin nükleotiti ise biz biliyoruz. Ki guanin nükleotitinin karşısına sitozin nükleotiti, adenin nükleotitinin karşısına ise timin nükleotiti gelmiş oluyor. Şimdi maviler eğer guaninse yeşil renkli şeritler ne olmuş olacak? Sitozin nükleotiti. O zaman diğer bakın farklı renklerle gösterilmiş. Bunlar da mesela sarı adenin olabilir. Ama timin de olabilir. Ama olma ihtimali var mı? Var. Adenin olabilir demiş. O zaman ifademiz doğru. Timinse eğer sarılar... Pembeler bu kez adenin olmuş olacak. Şu anki haliyle mesela sarıları adenin kabul edersek, pembeler burada timin nükleotitini temsil edecek. Tüm renkli şeritlerin üzerinde fosfat bulunur. Şimdi bir nükleotit oluşurken olmazsa olmaz yapılardan bir tanesi fosfattır. Diori, e, diğeri deoksiriboz şekeridir ve bir tane de organik baz getirmiş oluyoruz. Bu organik baz e, hangi organik bazın geldiğine göre nükleotit belirleneceği için mesela adenin gelirse adenin nükleotiti. Timin gelirse timin nükleotidi, guanin gelirse guanin, sitozin gelirse de sitozin nükleotidinin ne olacağını bilmemiz gerekiyor. Yani burada nükleotit çeşidini belirleyen hangisi olmuş oluyor arkadaşlar? Organik baz çeşidi olmuş oluyor. Fosfat ve deoksiriboz şekeri zaten hepsinde ortak olarak bulunan yapılardır. Bu sebeple renkli şeritlerin tümünde herhangi bir hata yoksa, mutasyon yoksa fosfat bulunmuş olacak. Doğru. Her DNA molekülünde sadece bir gen bulunur demiş. Yanlış bunu söyleyemeyiz çünkü az önce de söyledim bakın birden fazla gen bulunabilir çünkü saçla alakalı yani şu bölüm sadece mesela saç rengi ile alakalı olabilir şu kadarlık bölüm işte göz rengi ile alakalı olabilir başka kısımlar yine kan grubu ile alakalı olabilir değişik değişik böyle gen yapıları vardır yani genler bir araya gelerek DNA'yı oluşturacağı için burada DNA molekülün tamamı değil bir bölümü verilmiş sadece tasvir etmek amacıyla bu şekil Gösterilmiş oluyor. Genler belli başlı e, DNA bölümleridir. Bu sebeple sadece bir gen bulunamaz. Birden fazla gen bir araya gelerek DNA'yı oluşturuyor. Hücre bölünmesi öncesinde DNA molekülü kendini eşleyerek kopyasını oluşturur arkadaşlar. Evet hücreler bölünmeden önce DNA ne yapacak? Kendisini kopyalayacak ve e, yani şöyle de söyleyebiliriz eşleyecek. Mesela bir tane DNA maddesi var. Bundan bir tane daha olması lazım ki. Mesela hücre bölündükten sonra bir tane hücre olmuyor ki iki tane hücre oluyor. Bazen hatta mayoz bölünme geçirirse dört tane hücre oluyor. O zaman bu DNA maddesini hepsini aktarması lazım. Yani kendini eşleyerek kopyalaması, çoğaltması gerekiyor ki bu DNA içerisindeki o şifreler, kodlar ya da genetik özellikler yavru hücrelere de aktarılmış olsun. Evet cevabımızı verdik ve bir çaprazlama sorusu var. Bu da yine sınavınızda gelebileceğini düşündüğümüz kısım. 1 ve 2. ünite ağırlıklı gelecek müfredatta yıllık planda şu anda mutasyona kadar ya da mutasyon modifikasyon konusuna kadar olan kısımdan sorumlusunuz çaprazlamalar da dahil edilerek size biz böyle sınav soruları hazırlamaya çalıştık hocam biz okulda mutasyon ve modifikasyon kısmında gördük derseniz sorularınız varsa kafanıza takılan kısımları da yorumlar kısmına bırakıp oradan cevaplamaya çalışırız arkadaşlar Meyve şekli boğumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak bezelyelerin düzgün olma olasılığını hesaplayınız demiş. Evet şimdi baktığımızda bezelyelerde düzgün meyve şeklinin boğumluya baskın olduğu söylenmiş. Şimdi mesela düzgün meyve şekline e, biz büyük D harfi dersek boğumluya da küçük B harfini vermemiz lazım. Çünkü düzgün meyve şekli baskınmış. Neye? Boğumlu olana. Meyve şekli boğumlu bezelyelerin yani ikisi de bezelye olarak mesela boğumlu olmuş olacak. şimdi çekinik karakterlerin ortaya çıkması için ikisinin de saf döl durumunda yan yana gelmesi gerektiğine göre ikisi de mesela burada bakın boğumlu bezelyeler olduğuna göre bu çaprazlanan bezelyeler buradan oluşacak bezelyelerin tamamı bakın %100 ihtimalle küçük de küçük de yani boğumlu olmuş olacak. Homozigot çekinik diyebiliriz. O zaman e, düzgün olma olasılığı nedir arkadaşlar? E, sıfırdır. Yani yüzde sıfır ihtimalle düzgün tohumlu ya da düzgün meyve şekline sahip bezelyeler oluşur diyebiliriz. Yani hiç ihtimal yok. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda melez genotipli birey oluşur? Melez neydi? Melez e, o genlerin birbirinden farklı olması. Yani bir baskın, bir de çekinik bir arada olmuş olacak baskın çekinik. Mesela ne olabilir? Büyük A küçük a olabilir ya da büyük D küçük D ya da büyük B küçük B şeklinde. Bunlar melez yani heterozigot genotip diyoruz. Hatta şuraya latincesine de yazalım. Lazım olur belki. Heterozigot genotip. Şimdi baktığımızda aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda melez genotipli birey oluşur? İşaretleyiniz demiş. Saf döl baskın genler çaprazlandığında burada kesinlikle %100 ihtimalle büyük B büyük B genotipine sahip bireyler oluşuyor. Çünkü küçük b yok böyle bir ihtimal olmadığı için bunu söyleyemiyoruz. Bu çaprazlama sonucunda mesela büyük B ile büyük B çaprazlandı. Sonrasında yine büyük B ile büyük B çaprazlandı. Şuradaki küçük b harfinden dolayı bakın bunlar çaprazlandığında büyük B, gerçi şurada büyük B büyük B olacak düzeltelim. Şununla birinciyi çaprazlıyoruz. Büyük B, küçük B önce baskın olan yazılacak. Sonrasında büyük B yine küçük B. Görüldüğü üzere bakın bunlar melez genotipe sahip. Bu sebeple bunu işaretliyoruz. Diğerine baktığımızda büyük B, büyük B. Şuradan yine büyük B, küçük B gelecek. Yani melez oluştu. Büyük B, küçük B gelecek yine. Bir tane de bakın küçük B, küçük B genotipine sahip bir genotip oluşmuş oldu. Burada da yine melez genotipe sahip bezeller oluşabildiği için bunu da işaretliyoruz. Ve son olarak buradaki çaprazlamayı yaptığımızda ise büyük B, küçük B. Evet bunda da görüldüğü gibi bakın melez genotipe sahip bezelye oluşmuş oldu. Yine büyük B, küçük B. Ve son olarak küçük B, küçük B. Küçük B, küçük B genotipine sahip bezelyeler oluşmuş oldu. Bu da melez olduğu için bunu da işaretlemiş olduk. Arkadaşlar sorularımızın sonuna gelmiş olduk. Nasıl çaprazlama yaptığımızı da gösterdik. Bu olasılık hesaplamayı da gösterdik. Bunlardan bahsetmiş olduk. DNA'yı da yani kısaca anlatmaya çalıştık size. Umarım sınavda başarılı olursunuz. Arkadaşlar bize selam gönderen Şehit Hasan Özkapı İlköğretim Okulu'ndan öğrenciler var. Yine Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'ndan öğrenci arkadaşlarımız var. Yorumlar kısmına da güzel yorumlar bırakıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Selam gönderiyoruz. Arkadaşlar diğer branşlarla alakalı da yazılı hazırlık videoları koymaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.